gram altın yılı satış rekoru kırarak tamamladı. Peki insanlar işçilik sebebiyle mi yoksa güvenli bir yatırım sebebiyle mi bu kadar fazla gram altın almayı tercih ediyorlar? Evet. Son zamanlarda gram altın çok revaçta. Altının yükselmesiyle beraber malum Türkiye'de de enflasyonist sebeplerden dolayı insanlar eline geçen parayı bir an evvel altına dönüştürüp kendilerini güvenli limanda hissetmek istiyorlar. O yüzden altın, gram altın gerçekten son zamanlarda çok revaçta. Hatta diyebilirim ki rafineler tabii bu işleri yapıyor. Gram altın basabiliyorlar sadece. Rafineler dahi yani bu süreçte şeye cevap veremiyorlar. Talebe cevap veremiyorlar. Evet, altın fiyatları 2 yıl diyelim daha da yükselmesini bekliyoruz açıkçası. Bu da özellikle dünyadaki merkez bankaların faizleri indirmesiyle beraber bu altın fiyatları daha da hızlanır, daha da yukarı gider diye bekliyoruz. Beklentimiz o. Evet, gram altın alırken daha çok sadece rafineler gram altın basabiliyor. Hazinenin verdiği izin dahilinde. Bunlara dikkat etmeler lazım. Yani rafineler sadece basabiliyor. İşte onlara dikkat ederlerse daha sağlıklı olur, daha iyi olur diye düşünüyorum. İşte Van'a ilk defa katılıyoruz. Şu anda Van fuarındayız biliyorsunuz. Biz de çok şaşırdık açıkçası. Yani İstanbul'da katıldık fuara, Antalya'da katıldık, Diyarbakır'da katıldık, en son da Van'a katıldık. Ama Van bizi gerçekten şaşırttı. Van'da çok büyük bir talep var, çok da büyük bir ilgi, alaka var. Biz de bundan sonraki dönemlerde inşallah Van'a, fuarlara katılmaya devam edeceğiz. Valla şimdi insanlar kendi bütçelerine göre gram altın almak isterler, parasına göre doğrusu. Şimdi en çok 1 gramlıklara rağbet var. Ondan sonra 2,5 gramlık, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram ve 100 grama kadar gider. Tamamen bu bütçeye göre, parasına göre almak ister. Talep ama en çok 1 gramlıklara daha çok talep var. Öyle diyebilirim. Teşekkür ederiz Faik Bey. Çok teşekkür ederim.